Herkese selamlar dostlar, ben Şahin. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda internette satılan en ucuz akıllı saatlerden ikisi olan Hailu RS5 ve Hailu Solar Pro'yu inceliyoruz. Biri bir kolumda, biri diğer kolumda. Şu an ikisinin de fiyatı aynı, 1699 lira. Hatta alırken farklı e-ticaret sitelerindeki indirim ve kuponları kovalarsanız daha ucuza bulma imkanınız var bu saatleri. Ben özellikle sol bileğimdeki RS5'i fiyatına kıyasla çok başarılı buldum. Çünkü bu fiyata gerçekten bulamayacağımız ekran özelliklerini sunuyor. Ekran boyutu 2.1 inç ve ekran gövde oranı %75, hatta %75'in birazcık üzerinde. Çoğu orta ve üst segment akıllı saatte olmayan bir boyut bu arkadaşlar. Bir de AMOLED panelde 60 Hz tazeleme hızı var. Bu da ekranı çok daha akıcı hale getiriyor. Ayrıca her zaman açık ekran özelliğine de sahip bu saat. Şu an gördüğünüz gibi şurada yazıyor saat ve tarih. Yani böyle orta üst segment dediğimiz çok daha pahalı akıllı saatlerde gördüğümüz ekran özelliklerini 2000 liranın altına sunmayı başarmış Hailu bu saatle. Bu arada Hailu nedir, kimdir, daha önce duymamış olanlarınız vardır. Mutlaka aranızda duymuş olanlarınız da vardır tabii ama Hailu, Xiaomi'nin ekosistem ürünlerini de geliştiren Çinli bir elektronik firması Dangguan Lishang'in bir markası dostlar. Bu bilgiyi de araya sıkıştırayım dedim böylece. Sağ bileğimdeki Solar Pro'da böyle spor değil de daha klasik akıllı saat tasarımını arayanlara uygun şekilde dizayn edilmiş. Onun da fiyatı aynı dediğim gibi ve tabii ki de birkaç özelliğiyle sol kolumdaki RS5'ten ayrışıyor. Gelin şöyle bir 2 saatinde kutu içeriğine bakalım ve sonra hangi özellikleri sunduklarını, sağlık takibini nasıl yaptıklarını, spor modlarını, dolu batarya ile kaç gün çalıştıklarını tek tek anlatacağız. 2 saate de birlikte bakacağız yakında. Spor tasarıma ve en büyük albenisi ekran olan Hailu RS5 ile başlayalım kutu açılışına. Kutuyu açar açmaz krem renkli lastik kordona sahip saatin kendisi bizi karşılıyor. Ek olarak bir kumaş kordon, şarj kablosu ve kullanma kılavuzu da görüyoruz kutudan çıkan. Kutuyu kenara alalım bence şimdilik. Saat oldukça hafif ve lastik kordonda öyle ucuz hissettirmiyor ilk bakışta. Yumuşak bir dokusu var bu kordonun. Şöyle bir ekran koruyucularını ve sensör koruyucusunu da sökelim saatin. Saatin kendisine birazdan döneceğim. Hediye gelen kumaş kordon da hiç fena değil bu arada. Lastik kordonla aynı renk ama üzerine turuncu çizgiler geçirmiş. Ben rengini pek sevmedim. Lastik kordona kıyasla yine de bunu tercih ederim ama çünkü çok daha rahat ve konforlu. USB'miz ise standart tip A ucuna sahip. Keşke tip C olsaydı demeyeceğim. Çünkü bu fiyata bu üründen daha fazlasını beklememek lazım. Gelelim klasik tasarıma sahip yuvarlak ekranlı ikinci saatimiz Solar Pro'ya. Bu saatin adında Solar bulunması sizi yanıltmasın. Öyle güneş ya da vücudunuzdan aldığı enerjiyle şarj olma gibi bir durumu yok. Kutunun içinden saatin kendisi ve şarj kablosu çıkıyor sadece. Spor model RS5'teki gibi hediye bir kordonda gelmiyor yanında bilginize. Bunun da koruyucularına sökelim ve saatin kendisini görelim böylece. 2 saatte bence 1699 TL'lik fiyatlarına kıyasla çok da kötü görünmüyor dostlar. Spor tasarıma sahip Hailu RS5 ile detaylı incelemeye başlayabiliriz şimdi. Videonun başında da ifade ettiğim gibi bu saatin en büyük albenisi ekranı dostlar. 2000 TL altına çoğu saatin sadece ekranını bile bulamayız piyasada. Ancak bu saat 2.1 inç boyutunda AMOLED panelli 410x502 piksel çözünürlüğünde ve 60 Hz tazeleme hızına sahip ekran sunuyor. Saatin maksimum parlaklık seviyesi de bence ekranda olanı biteni yoğun gün ışığı altında bile görülmesini sağlayacak kadar parlak. Ya ekranın 60 Hz olmasının bize ne faydası var peki? Saat arayüzünde dolaşırken her şey daha akıcı görünüyor. Tabii ki bu akıcılık saatin işlem gücüne ve arayüz tasarımına da bağlı ama bu fiyatta bir akıllı saatten çok güçlü işlemci beklememek lazım. Yani gerçekçi olmak gerekiyor bu noktada. Saatin çerçevesi alüminyum alaşımlı metalden arkadaşlar ve bence bu da saatin fiyatına kıyasla çok iyi bir özellik. Yine bu fiyattaki diğer saatlerin çoğunda, hatta sağ kolumdaki Solar Pro modelinde bile plastik çerçeve görüyoruz. Saatin ağırlığı ise 51 gram. Bence bu sağlamlık ve boyutlara rağmen yine de oldukça hafif bir gövdesi var RS5. Çerçevenin solunda hoparlörlerini görüyoruz saatin ki bu hoparlörler saat koldayken dışarıdan çok da belli olmayacak şekilde gövdenin yanına gizlenmiş. Diğer tarafta ise butonlu ve mekanik bir kurma kolu var. Bence akıllı saatin bir saat olduğunu hissettirecek kadar başarılı yine bu kol. Hatta bir de sesini duyalım isterseniz bunun. Nasıl geliyor? Ben onun dijital olduğunu bilmeseydim bir analog saat kadranı değiştiriyorsun. Yani çok o kadar değil de bence iyi ya. Hani bir şey değil mi, sesi öyle gelmiyor. Gerçekten analog şey gibi hissettiriyor. Ya bu fiyata böyle bir şey sunmaları bence hoş. Yani ekrana da müdahale ediyor olması. Yani dokunmadan ekranı kontrol etmek güzel bir şey tabii. Bu evet. Tıkır tıkır hoş. Hailu RS5'in ön panelinin %75'ini ekran, kalanını da ekran çerçevesi oluşturuyor. Ortasında sensörlerin yer aldığı arka kapağı ise böyle sağlam ve sert bir plastikten üretilmiş. Bence bunu sürekli söylüyorum ama fiyatına göre kullanılan malzemeler hiç de fena değil. Ucuz bir hissiyatı yok yani bu saatin. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bu hali
haliyle sanki 2-3 yıl öncesine gidip o dönemki ekonomik şartlarla satın almışız gibi bir fiyatı var. Saatin terlemelere, su sıçramalarına, yağmur altında kullanıma ya da işte el yıkama gibi anlarda suya karşı dayanıklılığı var ama havuzda, denizde su geçirebilir, bilginize bu arada. Spor model değil de daha çok klasik saat sevenlerin hoşuna gidecek diğer model Solar Pro'nun da tasarımına kısaca bir bakalım dostlar. 1.43 inç AMOLED ekrana sahip bu saatimiz. Bence bu fiyata AMOLED ekran sunmaları hala iyi ama çözünürlük konusunda öyle orta üst segment saatlerdeki gibi hatta RS5'teki gibi keskin grafikler görmeyi beklememek lazım bu ekranda. Çünkü 466'ya 466 piksellik bir çözünürlüğü var. Yine de saatin arayüzünü net şekilde görmeye, bildirim metinlerini okumaya yetiyor bu çözünürlük. Bu fiyata da en fazla bu kadar oluyor zaten. Bu arada bunun da ekran parlaklığı gayet iyi ve tatmin edici. Onu da söylemem lazım. Solar Pro'nun bir de IP68 serpi tıkası var ve bu da toza ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Buna rağmen cihaz oldukça hafif. Üzerindeki kordonu dahil 45 gram ağırlığa sahip saat. 1,5 metre derinliğe kadar tatlı suda 30 dakika boyunca su geçirmezlik özelliğini koruyabiliyor bu saat. Daha derinde, daha uzun sürelerde ya da böyle tuzlu deniz suyunda arızalanabilir. Yani boyunuzu geçmeyecek havuza girebilirsiniz bu saatle ama denize girmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Solar Pro'nun sağ tarafında tıpkı RS5'teki gibi yine butonlu ve mekanik bir kurma kolu görüyoruz dostlar. Hissiyat olarak aynı olduğunu söyleyebilirim. Ekstra olarak farklı işlevler atayabileceğimiz iki butonla geliyor Solar Pro modeli. Bunlar RS5'te yoktu hatırlarsanız. Solar Pro'nun ağırlığının 45 gram olduğunu söylemiştim az önce. RS5'in de 51 gramlık bir ağırlığı vardı ki bence bu iki değer de çok yüksek değil. Her iki saatte boyutlarına göre oldukça hafif. Birlikte de bir değerlendirmek istedim bunu. Yani çok büyük ekrana sahip RS5. Bu da ortalama boyutların üzerinde ama hafif arkadaşlar. Peki neye göre hafif? Tabii ki diğer ve daha pahalı akıllı saatlere göre. Şimdi gelelim böyle zurnanın orkestraya katıldığı yerlere. Bir saat eğer akıllıysa ondan ekran dışında, tasarım dışında ne bekleriz? Doğru sağlık takibi yapmasını bekleriz. Gelişmiş spor modları görmeyi bekleriz aktif spor yapıyorsak. Nabız ve adım sayar başta olmak üzere sensörlerinin doğru çalışmasını bekleriz. Güzel tasarlanmış, özelleştirilebilir kadranlar bekleriz. Ekranı özelleştirmeyi bekleriz. Ve tabii ki pil ömrünün uzun olmasını bekleriz. Günlerce kullanmak isteriz. İsterseniz sağlık takibiyle başlayalım şimdi. Hem Hailu RS5 hem de Solar Pro'da nabız ölçümünü, kandaki oksijeni ve stres seviyesini 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak takip edebiliyorsunuz. Bakın böyle dilediğiniz zaman yapabileceğiniz anlık ölçümlerden söz etmiyorum. İkisi birbirine karışabiliyor. Bu saatler bu verilerinizi sürekli takip edip sizi uyarabiliyor. Bunun için mobil uygulama üzerinden otomatik izlemeyi açmanız yetiyor. Mesela nabız takibi için yüksek ve düşük nabız uyarısı ayarlayabiliyorsunuz. Diyelim ki durduk yere nabzınız 150'nin üzerine çıktı. Saat hemen uyarı yapıyor. Bence yanıtmadığı sürece çok güzel özellik. Bu arada ek bir bilgi de vereyim. Her iki saatte Bluetooth 5.2 ile Android ve iPhone'lara bağlanabiliyor. Hailu Phone adındaki mobil uygulaması üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Verilerinizi görebiliyorsunuz. Yine mobil uygulama üzerinden hangi gün kaç adım attınız, stres seviyeleriniz nasıl değişti, kalp ritminiz nasıldı, kandaki oksijen miktarında artış azalış oldu mu günden güne ya da işte ne kadar uyudunuz gibi verileri de görebiliyorsunuz. Sadece kalori takibi meselesi çok iyi değil bu uygulamada. Bunda kişisel olarak yediğiniz içtiğiniz her gıdanın değerini anlık olarak girmeniz gerekiyor biliyorsunuz ama uygulama hesapladığı vücut kitle endeksine göre bir kalori önermiyor size. Mesela benim her halimden belli oluyordur acil bir diyete ihtiyacım var ama bana günlük 300 kalori al dedi uygulama. Yani herhalde 300 kalori alsam bayılırım durduk yere. Akıllı saat kullanmanın bildirimleri böyle takip edip telefon görüşmeleri yapmak dışındaki en büyük esprisi bence bu sağlık ölçümlerini de sürekli yapabilmek. Tabii ki de bu böyle bu fiyattaki bir akıllı saatten öyle tıbbi sağlık ölçümleri yapmasını bekleyemeyiz yüksek doğrulukta ama zaten hiçbir saatin böyle 60-70 bin liralık üst segment akıllı saatlerin de ölçümleri tıbbi doğruluk ifade etmez. Sadece daha hassas ölçerler o kadar. Her iki saatte gece saatlerinde uyku takibi yapabiliyor bu arada. Eğer kolunuzda uyursanız saat takılı bir şekilde mobil uygulama üzerinden gerçekten hangi gün kaç saat uyuduğunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Bu şöyle bir şey. Yani siz gece 1'de yatmışsınızdır ama gerçek uykuya, REM uykusuna 2'de 2.5'da dalmışsınızdır. Uyku süreniz 8 saattir ama REM uyku süreniz 1 saattir, 45 dakikadır. Bu sağlıksız bir şey arkadaşlar. Bunları uygulama üzerinden görebilirsiniz. Gelelim spor modları meselesine. Her iki saatte bu konuda çok zengin. Toplam 105 farklı spor için farklı ölçümler alabiliyorsunuz. Aynı anda spor modlarını birleştirmiyor sadece. İşte triatlon, heptatlon falan yok ama mesela bisiklet deseniz bisiklette bile açık kapalı alan bisiklet, el bisikleti, BMX, ATV hatta motocross gibi seçenekler sunuyor. Çok detaya girmiyorum spor takibi özellikleri konusunda. Seçenek bol özetle dostlar. Siz de satın alınca bakabilirsiniz detaylı bir şekilde. Ha, derseniz ki ben profesyonel seviyede yüzücüyüm. Dalgıçlık yapıyorum. Böyle bir durumda zaten bu saatler size çok uygun değil dostlar. Ben kalp sensöründe bu arada diğer saatlerle de pahalı saatlerle de karşılaştırdım. Herhangi bir sorun görmedim. Birbirlerine yakın değerler verdiler. Yani 6-7 bin liralık hatta 40 bin liralık saatlerle de birbirlerine yakın değerler veriyorlar. Saatlerin içerisindeki işletim sistemi Google Wear OS.
OS değil dostlar. Hailu'nun kendi işletim sistemi var. Yani sonradan Play Store'dan falan uygulama yükleme gibi bir imkanınız yok bu saatleri. Ancak içindekiler bence oldukça yeterli ve temel olarak bir akıllı saatte ne görmek isterseniz basit bir şekilde size sunuyor. Her iki saat içinde yüzün üzerinde saat ekranı tasarlanmış bu arada. 3 tanesini saate göndererek mekanik kurma koluyla aralarında böyle hızlıca kolay geçiş yapabiliyorsunuz. Dilersek seçtiğimiz fotoğrafları koyarak bu ekranı da özelleştirebiliyoruz. Ben bu saat kadranlarını özellikle RS5'tekileri çok sevdim ama Solar Pro'nun bence biraz daha fazla seçeneğe ihtiyacı var. Belki biraz tekrar gelecek kulağınıza ama bence bu fiyatta bir saat için bu kadarı bile oldukça yeterli ve kabul edilebilir seviyede. Gelelim pil ömrü meselesine. En kritik konulardan birisi de bu. Akıllı saat kullanacaksanız. Her iki saatte 300 mAh kapasitesinde bataryaya sahip ama kullanım ömürleri birbirlerinden farklı çünkü farklı teknik özellikleri var. Ekranıyla epey bir haklı övgüyü hak eden bizim de öve öve bitiremediğimiz RS5'in pil ömrü aktif kullanımda 16 gün, bekleme süresi boşta takılı değilken 20 gün. Solar Pro'da ise aktif kullanımda 7 günde bir dolum yapmanız gerekiyor. Bekleme süresi de yine RS5'le aynı 20 gün dostlar. Tabii bunlar kağıt üzerindeki veriler. Açıkçası ben saatleri yaklaşık 5 gün kadar kullandım ve bu videoyu yetiştirmek için hızlıca karşınıza çıktığım için pil ömürlerini tamamlamadım. O yüzden markanın belirttiği rakamlar dışında net bir şarj deneyimi aktarmam zor. Ancak 5 güne dayanarak konuşacak olursam her ikisinin de tüm sağlık takibi özellikleri açıkken pil ömrü bu sürede kritik seviyelere kadar düşmedi. Ha tabii bu süre zarfında saatleri değiştirdim, çıkardım, taktım o da var bilginize. 7/24 açık bırakacaksanız bu ölçümleri ve saat üzerinden sürekli telefon görüşmesi yapacaksanız, bildirimleri kontrol edecekseniz bu kişiden kişiye kullanıma göre de farklılık gösterebilecek bir durum. Ama yine de piyasaya göre, piyasadaki saatlere göre yani pahalı saatleri her gün şarj etmek zorunda kaldığımız oluyor. Bunlar gayet dayanıklı. 7 gün, 16 gün iddialı süreler bu fiyatlar için özellikle. Evet dostlar, bugün Hailu'nun epey iddialı fiyata sahip olduğunu düşündüğüm iki yeni akıllı saati RS5 ve Solar Pro'yu inceledik birlikte. Ben de sınırlı süreye dayanan bu deneyimimle size dilim döndüğünce yaşadıklarımı, deneyimlerimi anlatmaya çalıştım. Umarım sizi aydınlatabilmişimdir. Her ikisinin de fiyatının 1699 TL olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum burada. Videoyu da sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Saatler hakkındaki sorularınızı yorumlar bölümüne atmayı unutmayın. Hepsini cevaplayacağız ve görüşürüz.